BTC Türk Uykusuzlar Kulübü'nü sunar. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Yoğun gündem içerisinde sanatla, gösteri dünyasından konuklarımla birlikte küçük, rahat bir nefes alacağız bugün hep birlikte. Çok sevdiğim dostlarım var burada. Hemen en yaşlı olandan başlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Nursel, çok yaşlısın. Çok yaşlı olmaktan dolayı mutlu musun? Yaşımla hiç alakam yok. Alakan yok biliyorum. O kadar yıllar önce doğmuşsun ki ben bile hayret ediyorum. Bu nasıl başarıyorsun? Bu çok seksi bir kadınsın her şeyden önce. Teşekkür ederim. Müthiş seksisin. <laughs> Teşekkür. Müthiş ederim. Müthiş seksisin. Yani güzelsin demek istemiyorum çünkü belli bir yaştan yok, sonra güzel artık değilim. Güzellikle hayır güzelsin aynı zamanda ama galiba güzellik ne dersin Mert? Yani güzellik siz ne dersiniz efendim siz de çok yaşlısınız ama değil, <laughs> yani güzellik kavramı mı değişiyor? Mesela değişiyor. çok çok güzelliği çok güzelliği artık gençlere ay ne güzel kız ne güzel kız falan filan ama onlarda eksik olan şey de galiba karizma, ee, hı. hı. 80 Güzelliği amperiliği. bir de simetride <laughs> ölçüyorlar biliyor musun? Simetri. Sokağ. Yani yüzün iki yanının da eşit olması lazım. yani o Çok salakça bir şey. O çok çirkin bir şey oluyor. Yani bir Yüzünün yarısını evi... kes öbür yanını evet. mirror yap yan yana koy evet. korkunç çirkin bir şey Ama güzellik bunda. Yani bunda mı ikisi, diyorlar? Yani iki tarafında Kıskanır simetrik olması. Kıskanır mısınız böyle simetrik olan insanları? Ki yok kıskanma. Ben hiç bende kıskanlık yani kıskançlık diye bir şey yok ya. Niye kıskanayım ki? Yani sende olan bende olamaz ki. <laughs> Nasıl bende olan sende olamaz. <laughs> ben o kadar çirkinim ki bende olan her şey sende olabilir. Sende olan şeyler bende olamaz. Yani önce. evet ama yani insani yanım olabilir sende. Evet, i̇nsani olarak. İnsani ruhu, ruhu güzel. Ruhu güzel. <laughs> evet. Sen çok o, cazibeli bir kadınsın. Yani bir yere girdiğin zaman ha bu kim falan bir tüyler ürperiyor sen. <laughs> ya ben sen yıllarca... ürperiyor mu? Benim ürperiyor kesin. <laughs> Yalan kesin söyle. Üzerime yani Hakikaten <laughs> ürperiyor. Nursel'i gördüğün zaman Nursel bir yere girince böyle bir ürperme oluyor mu? Bak şimdi ya. Oluyor da o girmeden sen içeri girince de bir ürperme oluyor. <laughs> bir ondan sonra, Senden bu, daha çok bu, ürperme oluyor. Mekana gelince. <gülüyor> <riske> <gülüyor> ben bütün program burada olacağım mesela. mesela. Evet. Yani. Bir daha de. de... Senden daha çok ürperiyoruz biliyorsun değil mi? <laughs> Benden niye ürperiyorsun? Yani Benim böyle bir ürpertecek bir şeyim yok. Bir ama. Peki. ama. bak yıllar önce şu olay vardı Okan. Almanya'da ben hep şeyden bana bakıyorlardı. Girdiğim her yerde bakıyorlardı. Ve ben onu yabancı düşmanlığından zannediyordum. Saçım kara işte kara kaş kara gözlüğüm Hı. bana girdiğim her yerde yabancı olarak bakıyorlar diye düşünüyordum. Ama yıllar sonra eşim söyledi. Ya muhteşem kadınsın tabii ki bakarlardı. Ben yıllar sonra buldum bu bizali evet. o bahsettiği evet. şeyleri bir yani. Bir de senin böyle bir sertliğinle yani aslında cinsel caziben de sertlik üzerine, dominasyon üzerine. Hiç dominant değilim. Çok ya, yani ya. pamuk kadar yumuşak bir kadın. <laughs> Cidden. Ben ya. biliyorum beyefendiyi biliyorum. Kaç kere kamçıladım seni yani yapma şimdi o kamçı. <laughs> evet ama işte lafla kamçı, <laughs> hareketle kamçı. O ee, da benim. şeyle yani bir baskın kadın Evet, domino'nun yanında bir de ezilen lazım biliyorsun. Evden. Ezilen mutlaka lazım, evet. yoksa olmuyor. Bir anlamı yok. Peki eşiniz pısırık mıdır? <laughs> yok, değil. Yani Türkiye'de hep ona şey diyorlar, çok naif bir adam. Naiflik, Naifle ki... neyi kastediyor? İşte naiflik, aynen naiflik saflık böyle bir şey değil, Aynen şöyle. saflıktır, ama hmm. Türkiye'de böyle daha e, kibar centilmen olarak e, şeye kullanılıyor hmm. naiflik. Öyle diyorlar ama yok yani çok kendi has. Ayılma ya. Eline ayılamalık olmadığı zaman naiflik diyorlar. <laughs> Hakikaten zarif bir adama, evet. güçlü. Güçlü Çiba, ve centilmene. zarife, ayılamalık olmadığı için ayılamalık bir tabir olarak kullanıyoruz. Ee, şey diyor, neif. Evet öyle diyorlar, hiç tutmuyor yani o, hiç benim eşimle alakası yok. Evet. en az, Yani Alman bir insan yani en azından. Alman disiplini. bir insan. Ay, Alman bir insan. <gülüyor> <gülüyor> disiplini var, ee, organize, <laughs> talent yani Alman yani. Bir de müzisyen, çok evet. değerli bir müzisyen. Evet. Enstrümanı neydi efendim? E, viola. Türkiye'de kemanın Keman büyüğü. diyorlar, Keman'ın ablası. evet. Keman'ın ablası. Ablası mı denir, abisi midir? Ablası diyoruz biz. Çünkü evet. Almanca'da e, artikeli. Artikeli hmm. dişi midir efendim? Hmm. Evet. Peki daha büyüğü, violonsel ya da ondan cello, sonra şey, cello Ay, Ondan sonra çello geliyor, ondan sonra kontrabas geliyor. Bir de kontrabas. Kontrabas da adam boyu zaten. Adam boyunda zaten. Fakat çok çok iyi, çok profesyonel bir müzisyendir evet. bildiğim kadarıyla. Senfonide galiba evet. değil mi? Kendi senfoni orkestrasını daha doğrusu senfoni demeyelim de çağdaş müzik topluluğunu ilk defa Türkiye'de kurdu. Hı, hı, hı. Türkiye'de pek çağdaş o anlamda bilinmiyordu. Hı. Bazen konserlere insanlar geliyor çıkışta arkadaşlar şey diyor ya e, müziği pek anlamadık ama bu hı. evde mi prova yapıyor bunları? Evet. Hı. Hı acıyorlar bana. Acıyorlar. Ay niye açıyor insanlar? İyi Çünkü ama yani çağdaş da biliyorsun ya hiç melodi yok sadece en la la filan var yani. Çağdaş böyle çok e, insanı oturtturan sakinli... nasıl devam eder böyle bir durumda? Mesela sabah kalktığınızda çok çağdaş bir insan diye mi şey yaparsınız mesela kahvaltıda? Yani, alıştım artık müziğe alıştım, çağdaşa alıştım yani. Ay ne zor bir şey. Yok, zor değil. Hayır zor değil tabii. Yani bize Hayatımı zorlaştırmak istiyor. <laughs> zorluk da. Yok zorluk. Ya yani ben bir bir, bir bit yeni arıyorum <laughs> evet Yani yoksa <laughs> bu programlar nasıl yapacağız? Ya yani birisinin bir zayıf tarafı, problemli tarafı olmasa. Evet. Peki Sergen, ee, çok çok iyi, herkesin yaptığını yapacağım çok özür dilerim çok iyi gördüm yani <laughs> de, teşekkür ben ederim öyle. ben de öyle yapayım. çok naziksin diyeyim evet, yani? evet. evet peki ben bütün bu o, süreci takip ettim bir kere <laughs> müthiş bir ayağa kalkış oldu değil mi? Ya e, teşekkür ederim. Tabii ben şimdi öyle evet diyemem de yani öyle ee, hoşuma benim izlediğim buydu. Ee, kazadan sonraki ee, ne diyoruz buna bir rehabilitasyon dönemi diyoruz süreç Rehabil bu rehabilitasyon dönemini e, esprili bir şekilde ele aldın, e, sosyal medyadan yayınladın ve herkes bu süreci beraber izledi ve bu aslında bir ilham kaynağı oldu. Ya ne mutlu bunları duymak. Ağlayıp zırlayan, sızlanan halinden <laughs> memnun olmayan insanlar için müthiş bir <laughs> ilham kaynağı ve oradan hele hele şov dünyasından bir insan. Sanattan, tiyatrodan, stand-up'tan bir insan böyle bir süreç geçirdiği zaman, çok sağ. Ya, Bana büyük ilham verdi. Bana büyük ilham verdi. Ben diyorum ki bir dakika abi bak işte senin burada Instagram'dan takip ettiğin adam bu. Sen burada sızlanıyorsun, oram arıyor, buram arıyor diyorsun. Bak senin takip ettiğin adam bu. Bu adam böyle bir hayat yaşıyor ve kendini geliştiriyor ya bunları duymak çok ama karşılıklı ya ben de yıllar önce Zaga için şey söylemiştim ben. Yani. <laughs> evet. evet. Teşekkür ederim. Ama ben senin senin ee, gösterdiğin sabrı ve dirayeti gösterebilir miydim? Bundan emin değilim. Hakikaten çok zor bir <laughs> süreç geçirdi <laughs> ve Bizi çok keyifli seyrettik hepimiz. Ee, ben ben, yani, ben de çok keyifle paylaştım ben de vallahi inan. Peki stand-up'larda bunu anlatıyorsun galiba. Tabii şimdi yine gösterim bunun üzerine geç, geçiyor. Evet. Ve çok da rahatım yani artık kendi başıma geldiği için hani böyle bir sanki birisini Hmm. Hedef alıyormuş gibi değil de yani kendi Hı. kendi olayımı anlatıyorum. O yüzden çok rahatım yani. Peki bir kısa video görelim stand-up'ından Sergen'in beraberce. Şöyle bir şey var. Felç olduğunuzu arkadaşlar bilirsiniz. His kaybı oluyor. Yani his gidiyor. Parmak ucun gidiyor, diz kapağın gidiyor, bazıları gidiyor. Hiç önemli değil. Ama arkadaşlar bir tane eklemin gidişi var ki. O gittiği zaman çok sakinleşiyorsun hayata karşı. Yani agresifliğin gidiyor, öfken gidiyor. Ya bir kadın sana bir şey anlatıyor lan baya dinliyorsun onu böyle. <gülüyor> <gülüyor> müthiş, müthiş, müthiş. Peki ee, bir de stand up gösterinin bir fotoğrafı var ona da bakalım. Of be. Ya, Nasıl bu müthiş görüntü oldu? Ya ben bunu rica ettim ya. Bu İzmit'te benim gösterim. ...ilk tiyatroya başladığım sahne Süleyman Demirel sahnesi. Benim için çok manevi bir sahneydi. Ben de ilk defa böyle bir şey rica ettim. Yani Göster bitmiş sonra geri geldim Hı -hı. böyle bir şey yapsak olur mu dedim o gün Hı -hı. çok pişman olmuştu ama şu an görünce çok hoşuma gitti çok güzel Vallahi çok güzel olmuş çok teşekkür ederim ya. Siz nereden buldunuz bunu <laughs> ben harika. paylaştım evet, evet. <laughs> ama harika görünüyor peki e, burada e, nasıl geçiyor? Tabii göstere gülüyorlar insanlar fakat bir yandan da bütün gelen insanlara da bir ilham kaynağı oluyorsun. bütün bu süreci anlatarak yani öyle tabi öyle hesaplamıyorum ya Hani ilham öyle. kaynağı olayım ya bir bir güç merkezi olarak tabii kendimi görmüyorum ama hmm. ya bak ben, benim için hala şey mesela ya normale dönmeye çalışmak gibi yani her şey bir normal hmm. ilerliyormuş gibi yani sadece hmm. yeni, yeni şakalar yapıyorum. Yeni cesaretim var. O yani yoksa öyle birisine ilham olayım. Hatta ben bu konu çok böyle konuşmayı da seven bir insan hmm. değilim galiba. Yani hmm. sahne iş sahneyi öyle işte hmm. bu süreci atlatırız, bu süre geçer hmm. gibi bir çabada değilim. Hmm. Doğru insan değilim yani onu söyleyecek insan ben değilim zaten. Ben tekrardan elimden gelen şey yapmaya çalışıyorum. O yani benimkisi kişim. Hmm. Hmm. Peki e, ee, bütün eklemlerin şu anda çalışıyor. Tabii tabii tabii. Ha, bütün evet. eklemlerin çalışıyor. Evet, bu en önemlisi. O yüzden o <laughs> kadar rahat yapabiliyorum. Evet, o evet. zaman kadınları uzun süre dinleyemiyorsun. Evet. Yani. Geçti yani. <laughs> şey <diyorlar> şimdi, sen <laughs> çok değiştin diyorlar. <gülüyor> 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 evet değiştin. Ne tatlı bir adam. Ee, peki. Nursel Başkan filmiyle şimdi bize katılıyorsun. Evet. Bu Başkan e, filmin afişine bakalım ilk önce. İşte budur. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu şimdi bir, biraz bize anlatsana bu afişi. Ee, time, e, yapımı, hmm. Bulaş, A time yapımı, Ulaş Bahadır'ı hem yönetmenimiz hem senarist. Tunceli'nin ovacık e, kasabasında çektik. Güzel. Yani Tunceli'de herhalde hele ovacık'ta hiçbir film çekilmemiş, sinema dahi yok orada. Aa. Evet. Çok ilgili şeyler yaşadık. Buna rağmen o küçücük kasaba bize bayıldı. Bizimle e, sürekli beraberlerdi. İşte aşure yapıp getiriyorlardı. Of. Oranın yöreni yemeklerini getiriyorlardı. Of. Oradan da halk da bizimle e, çalıştı bizimle oynadı. E, ya Tunceli'ye bayıldım. Hiç gittin mi sen? Gittim. Ben birçok yere gittim fakat çok anlamadım. İşte ya tiyatro için gidiyorum ya fotoğraf çekmek için gidiyorum. Tunceli'yi anladığımı söyleyemeyeceğim. Yani yazın sıcağında o e, e, nehrin akması, o buz gibi hava, e, insanların e, çok cana yakın olması, misafirperver olması bu ayrı bir şey. Öbür türlü e, seçim dönemi seçimdeki başkanın iki ailenin birbiriyle savaşı aslında. Biz zengin tarafız tabii ki. Görüyorsunuz orada. <laughs> Hacer Donsuz, Fikri Donsuz'un karısı. Evet. Niye Donsuz diye bir soyadı kullanmış senaryoda? İşte fakirmiş. Fakirmiş eskiden. Eskiden. Benim üzerimden. Ben çok iyi bir aileden, çok zengin <laughs> bir aileden geliyorum. Yani Hacer Donsuz çok sosyetik. Yani ben... Ovacık e, kasabasının tek sosyetesi. Hmm. <laughs> çok farklı giyinen, zenginliğini ortaya koyan ve kocasına da bütün bu malı, mülkü vermiş olmanın o zenginliğin getirdiği bir rahatlık var ama kadın çok çirkin. Çirkin mi? Çok çirkin. E niye çirkin kadın rolünde bu kadar güzel bir kadını oynatıyorlar? İşte bak yani çirkinliği ama gitti. Ama çirkinleştirmişler seni. Evet. Çok <laughs> Peki bir fragmana bakalım. Çok güzel aslında. Bence dil. Ee, bu zaten yani çünkü ülkemizde son zamanlarda olan her şeye bakıyoruz işte ee, skandallar, e, ekonomik, siyasi, konjonktürel her şeyde seks, e, siyaset, para. Değil seks mi? seks var. Ha, Parayla seks çok yan yana duruyor. Ee, siyaset de onların yanına katılıyor. Biz başka bir şey konuşmuyoruz. yani Bütün skandallar günlük öyle geliyor mu size de bilmiyorum. Evet. Maalesef. Siz bilmiyorum siz e, Titus <laughs> oyunu ya. <laughs> evet, biz da Türkiye şey. diye bir ülkede yaşıyoruz. <laughs> evet. E, siz hani Shakespeare'den <laughs> falan yok, yani Dastas grubu çok entelektüel <laughs> bunlar. Biz o yüzden yani ya, bizim ben biraz <laughs> anlatmamız gerekiyor. Yani evet. cinsellik bir taraftan da kadının bir kadının ben de sevişmek istiyorum. Sevişmek benim hakkım cümlesini Türkiye'de kullanmak çok zor. Yani hangi ortamda söyleyebilirsin? Rahatladık bunu? ama. Evet, rahat. Bir rahatlıkla kullanılıyor. Öyle rahatlıkla mi? kullanılıyor. Birçok şey. Ben şimdi gençlerin gelmesiyle beraber böyle bir rahatlama oldu. Çünkü anne babalar çocuklarıyla konuşmak zorunda oldukları için e, hayatlarının diğer bölümlerine de aktarıyorlar bunu. Yani iyi anne babalar var. Ben onu görüyorum. Fazla iyi anne babalar var hatta. Yani o yüzden de biraz e, konuşmak rahatladı gibi geliyor bana ben televizyondaki konuşmalarımızda bunun farkına varıyorum. Yani eskiden daha çok. E... Bu tip pro programlar oluyordu daha çok böyle cinselliği de eskiden daha çok konuşuyormuşuz gibi geliyordu. geliyordu şimdi de konuşuyoruz öyle mi yani ben denk şimdi gelmiyorum. eskisine ben göre gelmiyorum. siyaset konuşmuyoruz çünkü siyaset kutuplaştığı için konuşmak evet. da istemiyoruz içimizden de gelmiyor kesinlikle siyaretin. ama e, siyasetten konuşmuyoruz fakat bu her şeyden e, konuşuyoruz yani ben onu fark ama var. sağlıklı konuşuyor muyuz onu bilmiyorum evet Sağlıksızız zaten. Çünkü yani cinselliğin de okullarda öğretilmesi gereken bir, öğrenilmesi gereken bir hayat biçiminin evet. bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında 3. 4. sınıftan itibaren cinsellik anlatılıyor. Yani ben bir tek cinselliği şeyden biliyorum işte arının kelebeği. Çiçeklerimizden... Onun arasında bir ilişki bize yok. Bize böyle aslında. öğretilmişti çok <laughs> çok inceledim, baktım yok ya. Yani. Arıyla kelebek arasında bir şey oldu Arıyla kelebek, kelebeğin yok, çiçek <laughs> olarak. Hah çiçekten çiçekleri. O yanlış çiçekten, çıktı. Evet. Yani bize böyle öğretilmişti, çok evet. garip bir şekilde. Evet. Daha sonra kendimizi yetiştirdik, ama ben Türkiye'de doğru bir eğitim, cinsel eğitimin olduğunu inanmıyorum. O yüzden de bazı şeyleri yanlış öğreniyoruz, yanlış uyguluyoruz. Bazı sapkınlıkları normal karşılıyoruz. bazı evet. anormallikleri doğalmış gibi görüyoruz. O bize belki o algı geliyor, alıştırılıyoruz ama sağlıklı birey olmak için yani sağlıklı dönüşüm sayılır. Ben Berlin'e gidip gerekiyor. geldikçe far, şunu fark ettim. Ben bütün Almanlar ve Berlin'deki Türklerden daha fazla seks konuşuyorum. Niye? <laughs> evet, en doğru soruydu. Ben de öyle ben de öyle kaldım ya. Böyle bir herkes konuşuyor çünkü. Çok normal oldu onlar, için onlar evet. konuşmuyor. Onlar konuşmuyorlar konuşmuyor. Normal çünkü. Onlar konuşmuyor. Onlar yaşıyor. Yani evet. ihtiyacı yok Bizimkiler orada mesela çok fazla seks konuşuyor. Ya ben onu fark ediyorum. Çok fazla para konuşuyor. Onlar da şaşırıyorlar niye bu kadar para konuşuyorsunuz. İşte bazı şeyler eksik olunca kompanze ediyorsun ya. Hayatını... Siyaset konuşuyoruz onlar o kadar siyaset konuşmuyor. Gerek yok çünkü siyasetçileri bırakmışlar hayatlarını. Evet. Partileri seçmişler. Onların da kendileri evet. için çok iyi çalışmalar evet. yapacağından eminler. Çalışmayacaksa evet. öbür seferes sefer evet. seçmiyor. Böyle bir korku var ya oradaki siyasi siyasetçilerin Hı. halktan vatanına. Yani oradaki siyasetçilerin amacı yani vatandaşımı daha nasıl mutlu edebilirim? Hmm. Ya yani en çok da ben İskandinav ülkeleri hayranıyım. Danimarka'ya falan çok giderim ve gittiğimde şeyi görüyorum. Oranın işte belediye başkanları, siyasetçileri halkımızı daha nasıl mutlu ederiz kafasındalar Başka bir dertleri yok yani. Ben o siyasetçiyi hiç anlamıyorum. Halkımızı daha nasıl mutlu ederiz diyen bir siyasetçi hiç anlamıyorum. <laughs> Bize garip geliyor değil mi? Bize çok garip geliyor. Ne saçma bir şey bu? Halk niye mutlu olsun ki? Yani Değil mi bu siyasetçi dediğin niye halkı mutlu etmeye çalışsın? hep geliyor. Siyasetçi yani işi mutlu o aslında. Ya Bizde çünkü siyasetçiler de mutsuz olduğu için topluca mutsuzuz yani kimse memnun değil. Peki hoş geldiniz efendim Hoş ee, Bedük. Ee, biraz geç geldiniz çünkü İstanbul'umuzun e, trafiği. evet. Sen şimdi İngiltere'ye gidiyorsun geliyorsun değil yani mi? Sürekli, sürekli yoldayım sürekli uçaktayım. Sürekli, sürekli yoldasın. Ee, İngiltere'de nasıl bu konu? Onlar da seks, e, siyaset ve para <laughs> konuşuyorlar mı? Çocuk, çocuklara e, şey öğretiliyor çok fazla. C, cinsellik öğretiliyor ve baya hani ilkokulda şeyle videolarla şeyle fotoğraflarla çizimlerle falan öğretiliyor hatta yani. Ama, Ama cinsellik, o, cinsellik seks değil değil mi o öğretilen Cinsellik yani. seks öğretmiyorlar. Yani cinsellik. Hani, cinsellik öğretiyor. Cinsel, cinsellik öğretiyor. Yani şey şeyi demiştim. öğretiyor. Karşı tarafa işte konsent var yani. Ya, karşı tarafında onayı ol, olunca olmayınca ne yaparsın ne edersin hayır demek hayır demektir falan gibi şeyleri de öğretiyorlar. Hmm. Bir yandan korunmayı da öğretiyorlar falan. Hmm. Ama baktığın zaman orada da sürekli hmm. seks konuşuluyor yani. konuşuyor yani. İnsan insan özünde var bence seks konuşmak evet. ya da Mutsuz insanlar çok seksten konuşuyor. İşte bir şeyleri hep kompanze ediyoruz ya. Yani bir şeyi başka oluyor. bir şeyle evet. kapatmaya evet. çalışıyoruz. Mutsuz insanlar çok oy... evet. Ya da mutsuz insanlar uzun süre susuyorlar. Sonra konuyu açarsan çok fena konuşuyor. Bizim karakterde <laughs> de, Hacer'de de evet. her şey var. Zenginlik var. Ovacığın tek sosyetesi. Hmm. Altında hmm. arabası, altınları, altın dişleri falan. Hmm. Ama cinselliği yok. Adam sevmiyor. Ve hmm. o yüzden de sevmek, sevilmek, sevişmek benim de hakkım diye haykıran bir kadını oynuyorum. Hmm. O anlamda hmm. o da işte böyle bir belirli bir ihtiyacı gösteriyor. Hmm. Hakikaten evlerimizde, evliliklerimizde yaşadığımız hayatlarda mutlu muyuz? Cinsel anlamda da mutlu muyuz? Bu, mutlu olmanın yolu nedir? Bunların hakikaten öğrenilmesi lazım. Sevmek Şunun ee, yani? siz entelektüelsiniz <laughs> Şu nedenle soruyorum. Yani <laughs> bu acaba sınıfsal durumla mı ilgili? Yani ben Almanya'da ya da İngiltere'de doğsam bir ee, işte küçük burjuva ya da daha Orta halli ya da yüksek burjuva bir ailenin çocuğu olacağım ve yüzyıllarca bu e, durum pek değişmeyecek. Yani ekonomik Hı -hı. durumda çünkü onlarda bizdeki kadar sıklıkla sınıf atlama, sınıf değişikliği, Hı -hı. bir anda zenginleşme, siyasi konjonktüre göre Türkiye'de dönem dönem olan işte e, ellilerin, aman 40'ların ellerin zengini, yani. 80'lerin zengini, 2000'lerin zengini gibi böyle bir anda servetin el değiştirmesi, bunlar zenginken şimdi bunların zengin olması gibi durumlar yok. Aynı minvalde geliyorlar. Dolayısıyla yaşam kalitesi değişiyor gibi görünüyor tırnak içerisinde ama aslında yaşam kalitesi değişmiyor. Çünkü ona göre bir eğitimleri yok. Parayı buluyorlar sadece. Parayı buldukları zaman insanlar parayı buldukları zaman o para harcama biçimini öğrenmek zorunda kalıyorlar ya da eskiden getirdikleri alışkanlıkla bir görgüsüzlükle o parayı harcıyorlar ve o görgüsüzlük bugün İstanbul'u getirdiği gibi bütün bir şehre hakim görgüsüz yerler, görgüsüz lokantalar, görgüsüz eğlence yerleri, görgüsüz şu gör tiyatroları bir tek ayırıyorum. Sinemaları ayırsak ne olur? Orada da film oynuyor zaten falan filan. Böyle bir görgüsüz mekanlar ortaya çıkıyor. Çünkü buna para ekonomi yön veriyor. Şimdi onlarda belki bu kadar çünkü seninkinde de o var. Yani senin filmin de onu anlatıyor. Evet. Ya yani orada da bir sınıf atlama söz Kesinlikle. konusu. Evlilik yoluyla, şu yoluyla, bu yoluyla falan filan. Siz entelektüel olarak ne düşünüyorsunuz? Mesela Almanya'da herhalde öyle değildir. Adam aynı şeyi devam ettiriyor. Aynı ekonomiyi devam ettiriyor. Büyük bir değişiklik yok. Zaten değişiklik olursa hemen vergi memurları bilmem neler üzerine çöker. Dur bakalım bu para nereden geldi falan filan diye. Buyurun. Hadi bakalım. Ya şimdi baskın kültür tarafıyla da çok ilgisi var hikaye. Hani o bastırılan şey konuşulmaya da muhtaç oluyor ama bir yandan da bu sınıf atlama tarafı bu kadar hani dediğin gibi abi bu kadar stabil ilerliyor ki o tarafta. E büyük sürprizlerle karşılaşmıyorsun ya da karşılaştığın sürpriz bir başarının hikayesi oluyor. Dönüp hep beraber takdir ediyorsun. Diyorsun ki ya bu kadar kısa sürede böyle bir başarı nasıl elde edildi? Bu sefer tersine doğru bir öğrenme oluyor. Düşünüyorsun ki bu bir öğrenme. Ya yani bu bir gelişim bu gelişimi tanımlayalım. Bizim şimdi buradaki bu Instagram'dan ya da işte sosyal medyadan gördüğümüz o aniden zenginleşen ya da son iki yılda 3 yılda zenginleşen arkadaşlarımızın kardeşlerimizin şeyinden ne öğreneceğiz? Burada öğrenilebilecek tek şey nasıl bunu yapmamalısın, nasıl böyle bir hayat yaşamamalısın hmm. ve bunun bunun bir yılda iki yılda bu hızla büyümenin bir günde iki günde aynı Değil hızla aynı hızla ya da yok neyi olabilir. göstermeyeceğiz? ve evet. görgüsüzlükle evet. <laughs> nasıl ama bizim için i̇nsanlar. öyle niye neyi yapmamamız gerektiğini görüyoruz da insanlar bir gün bunu elde edebileceklerini düşünüyorlar onlar seyrediyor. İşte zaten tam Bravo. tam işaret yani, edilen şey o. Hani bir tanesinde çaba harcayarak belirli bir eğitim düzeyinden geçerek e, belirli emekler harcayarak hayatından feragat ederek yani ne demek? İşte günde 10 saat gezemezsin de 10 saat çalışmalısın ya da 8 saat bir dersine çalışmalısın. Bir işinde uzmanlaşmalısın. Belirli sertifikalar, belgeler almalısın. O işin uzmanı olmalısın. Buna rağmen zengin olmalısın. Getirildiğin olmuyordun. pozisyona hani <laughs> pozisyon taşıması. ismine göre değil de şeye göre, belirli bir liyakat esasına göre olmalı. Dolayısıyla bütün bu total şeyde Almanya'da bununla ilgili bir sapma olamaz. Ya yani ilk önce bir şey konuşuyorsan diyorlar ki eğitiminiz ne? Hangi tecrübeli buradasınız? Bu masada neden oturuyorsunuz gibi soruları çok net insanlar evet. birbirlerine çok rahatlıkla saldırarak değil sadece öğrenmek isteyerek soruyor. Evet. Yani dolayısıyla şimdi burada şey çok rahat. Hani aynı şey Brezilya'da da gözlemlemek mümkün. Yani Arjantin'de de gözlemlemek mümkün. Böyle hani işte bir yılda zengin olan ya da bir anda kanaat önderi diye gösterilen fikrini, zikrini ya da yaptığını izlediğimiz şaşkınlıkla takip ettiğimiz ama belirli dediği gibi demin belirli grupların da örnek aldığı kısa yoldan zengin olmanın, itibar kazanmanın yolu gibi gördüğü maalesef Ozoka'yı yutturduğu bir sistemin içindeyiz. Dolayısıyla o öyle olunca da her şey e, şiraze kaymaya başlıyor. İşte İsveç, İskandinav örneği ben İsveç'te okudum 3 yıl. ya yani bir sosyal devlet. E, sürprize hiçbir şeyde yer yok neredeyse. Hani başına herhangi bir mali konuda ya da herhangi bir konuda ya da cinsel konuda tam konuştuğumuz şey gibi sürpriz gelmiş Kolay kolay yani çok mümkün değil. Çünkü belirli bir sistemde gidiyor. O yüzden hangi partiyi seçtiğin önemli değil. Çünkü sistem çalışıyor. Ya da e, hangi restoranda yediğin çok da önemli değil. Çünkü belirli bir standart var. Yani dersin ki hani bu paranın belirli bir seviyede satın alabileceği ürünü, işte ne bileyim, gıdaya, ilaca erişim 3 aşağı beş yukarı aynıdır. Belirli bir standarttadır. Ne kadar zengin, ne kadar e, maddi durumun daha iyi olduğu bir halle ölçülmez. Dolayısıyla bir sınıf atlamana da gerek olmaz. Çünkü oturmuş bir sistem vardır. Hapa şey klas olmana gerek tabii, tabii. yok. Çok Aynen. zengin de ortalama işçi de aynı restoranda yemek yiyebilme. Zaten alamet de bu Şeyin değil anı. mi? Yani aynı ilaca erişmek, aynı evet. gıdaya, aynı eğitime, aynı standarda erişmek zaten alameti bu hikayenin. Evet. Ee, birlikte yaşama kültürünün alameti bu. Ee, dolayısıyla hani birinin çok çok zengin olması ya da Royal School'a İngiltere'de gitmenin hiçbir manası yok. İyi bir okula gidersin. Ya da bir Almanya'da. Şey, bir şey ekleyebilirim oraya. Yani hayır, Bu arada Royal School'a gitmenin çok farkı oluyor. Hep. Tabii tabii. <laughs> İngiltere biraz daha galiba farklı şeyden ama. Ee, Avrupa'dan Hı. biraz daha farklı o konularda. Ekleyebileceğim şey aslında çabuk köşeyi dönmeye çalışan e, bir gün içinde milyarlara e, ulaşmaya çalışan çok fazla orada da insan var. Hatta ulaşan da var. Hı -hı. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani şey tecrübemden gördüğüm kadarıyla yukarıdan büyük bir baskı yiyorlar olduktan sonra. Yani işin duayenlerinden ya da işte gerçekten çalışıp gelenlerden, altı dolu olanlardan. Asla ama sanatı yalnız biraz ayırmak lazım. Öyle oluyor. Yani sırf sanat sanattan bahsetmiyorum tabii ama herhangi bir işte <laughs> e, yükseldiğin uzman. Ya, uzman olan kimse ya da o işin duayeni kimse onlar böyle bir yanımıza gelemezsin kardeşime bir ayırıyorlar. <laughs> yavaş yavaş o da kendi yerini bulmaya başlıyor ondan sonra. Yani hepsi böyle bir bir sürtülmeden geçiyorlar. Ondan sonra hepsi kendi yerini buluyor bir yerden sonra. Bizde o tepeden basma, biz yanımıza seni almayız, sen yalnız kalırsın baskısı olmuyor. Evet. Bir anda zenginleşenlerle. Evet. Bundan evet. ben nasıl pay çıkart çıkartabilirim demeye başlıyor topluluklar. Evet. Öyle olduğu zaman iyice yayılıyor mevzu. Biz hayranlıkla bakıyoruz biraz evet. da yani bizde herkes parayı bulmaya çalıştığı için evet, parayı, ha, parayı bulmuş olan, parayı bu bulmuş şey olan çok. Oluyor, parayı bulmuş olur. olan da parayı tekrar bulmaya çalışıyor. Bu ya en son o da banka, banka mevduatımızda gördüğümüz gibi. Bakıyorum da grafiklerin arasında kaybolmuşsunuz. <laughs> Bitcoin ve kripto para alacağım bu kadar mı zor olur? Basit aslında. BTC Türk kriptonuz varsa tabii. Nasıl basit? Hemen BTC Türk kripto uygulamasını indiriyorsunuz. Basit al sat özelliğiyle tek tuşla bitcoin ve kripto para alıp satabiliyorsunuz. Arayüzü de çok kolay. Gerçekten basitmiş. Bitmedi. 7-24 canlı destek hizmeti de var. Talepleriniz için her an yanınızda. E bu da çok iyiymiş. Fazlası var. Anlaşmalı 7 bankadan Türk lirası yatırıp çekme işlemlerinizi 7-24 ücretsiz yapabilir. Anında hesabınızda görebilirsiniz. Burada neler varmış neler. BTC Türk kripto. Kolay kolayca bitcoin ve kripto para al sat. Bunun hisse versiyonu da yok mu? E o da başka reklama. Bedük hemen şu uh, yeni <laughs> e, klibin bir, bir, bir bölümünü izleyelim senin yeni klibin görelim. Çok güzel olmuş. Robert. Evet şimdi İyi bu olmuş. yine öncülük yapıyorsun. Estağfurullah. İşlerde yapay zeka ile yapılmış bir klip Tunç Topçuoğlu e, bunun yönetmeni. Evet. Çok ilginç bir iş çok yüksek sesle duymadık ama evet. yayına yüksek sesle verdik evet çok güzel çok ilginç ee? yani çok güzel olmuş. Hı. Çok güzel. Çok ilginç. Yani be, be, bilmiyorum e, yabancı Her örnekleri falan var. nasıl ama Bu benim an... izlediğim örneklerin arasında çok iyi bir iş olmuş yani. yani yapılan orada. çok fazla örneği var. Ee, daha ama daha önce gördüklerimizde hep genelde şey oluyor. belli bir takım görseller oluyor ve işte müzik oluyor falan. Böyle Hı -hı. bir uyuşmayan bir durum oluyor Hı -hı. genelde. Bizim yapmaya çalıştığımız biraz daha şeydi. Daha hızlı katlarla bir senaryoya uygun Hı -hı. içinde bir bir şeyin anlatıldığı, başı sonu belli olan bir kısa kısa film olmasa da o o şeyi takip eden, o dünyayı takip eden hmm. bir şey yapmaya çalıştık. Hmm. Yani e, teknolojinin, zamanın getirdiği şeylerden yararlanmaya çalışıyorum. Böyle hmm. hmm. çok bir şey iddiasında çıkmadım ya işte. Dünyada bir ilk falan, şimdi Türkiye'de falan diye bir şeyle çıkmadım ama hani e, bütün nimetlerinden faydalanmaya çalışıyorum. Ama hep, hep bir müthiş işler yaptı. Yani bilmiyorum Bediük <laughs> hep müthiş işler yaptı. Bütün kliplerinde öncüdür hakikaten ve şey açmıştır yani çığır açmıştır. Senin daha önce bir programda gösterdik mi bilmiyorum. Senin e ee, Kel doğup doğmadığın konusunda bir tartışma vardı <laughs> ee, ve bir e, saçlı halini bulduk. Aa, ee, 98 e, senesinden bakalım tanıyabilecek mi insanlar görelim. Müthiş. Evet. Çok iyi. Müthiş. Burada da güzel, şimdi de güzel ama Teşekkür ben ederim. bu, bunu tercih ederim. Şu ben an. de ben de canım. Yani. <laughs> yani, bunu hatırlıyor musun? Burada biraz ısıraplı mıydı? Yani mesela kafanın Çok. yarısı açılmış kel mi olacağım acaba filan öyle bir ısrap var mıydı o tarafta? <laughs> Yok yoktu da saç bana yakışmıyordu ne yapacağım bilmiyordum yani. Hani ya bence Uzattım buraya da uzattım <laughs> hani olmuyor kabarıyordu. Ama zaten şey koca belliymiş. kafalıyım. Değilmiş. Ha, belli zaten aynen işte. Evet. Zaten koca kafam var evet. Aynen işte. Peki şimdi, Ma ben de dedim ki bunu paraya çevireyim. Mi? Peki şu anda <laughs> ektirmeye kalksam bu kaç paralık bir maliyet olur? Bilmiyorum. Bayağı bilmiyorum. Hazır, şey hazır ya. Türkiye'deyiz değil <laughs> mi? Galiba tanesi 5 euro mu ne? Hiç bilmiyorum. Aklımın ucundan geçti. Tanesi 5 euro olur mu ya? O kadar Saçın mı? Saçın teli 5 euro. Teli mi? 2 euro ile 5 euro arası. Nizaniye. Kime ettirdin de biliyorsun. Almanya'dadır ya. bu ya. Almanya'dadır. <laughs> 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 Ay Türkiye'deki fiyat. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de yani var. insanların gelip yaptırdığı şey Aa, hiç bu. hiç bilmediğim bir konu. Kaynak değil. Benim demin tel değil ama ekim başka ben bir şey. Ekme işte saç ekme. Onun her bir telini 2 euro 5 euro. Ben sadece onlarla şeyde yapıyorum. karşılaşıyorum. Londra dönüşü, uzdönüşü, evet, dönüşü dönüş uçağında bayağı uç karnevan içinde gidiyoruz. Karnevan içerisinde evet. Orası çok pahalı o kafa. Benim kafa bayağı büyük bir de yani. Sen de bir Allah'ım. Metrekare. Ama ben kelliğimle gurur duyan bir evet. insan. Öylesi, yani. öylesi. Hatta bak. şimdi şeyini açıyoruz, grubunu açıyoruz, NFT'sini çıkartıyoruz falan şimdi bu hafta. Aa, bu evet. hafta e, İstanbul e, Comic Art Festival'da ilk tanıtımını yapacağız. <laughs> bold is Bold diye bir projeyle inşallah. Bütün komüniteyi toplayacağız. Bold is gold is. <laughs> şimdi efendim izin verirseniz Şimdi Ferit, Mert ve Didem'in çok entelektüel oyunları. Şaka <laughs> yapıyorum tabii. Biraz Dastas işini kötüleyim diye böyle yapıyorum. Çünkü e, ilginç bir iş. Bir dakika bulacağım. Şurada. Titus Kompleks. Şimdi 15, 16, 17, 30 ve 31 Ocak'ta bunlar deli gibi çalışan bir grup. Dastası bile evet. Ya Mert'in oynadığı 82 oyun filan var. <laughs> Keza e, Didem'in. E önce. kendi tiyatrosu ya, var. Niye oynamaz? Ama bunlar diyorum ah, ki keşke öyle bunlar e, İngiliz tiyatrosu gibi ayda bir bir oyun çıkarıyorlar. Fakat bildiğim kadarıyla İngilizler sonra o oyunu oynamayı bırakıyorlar. Bunlar bırakmıyor. Her ay bir oyun çıkarıyorlar. Kaç şeyden repertuarınız kaç oyun var şimdi? 12. Şu anda 12 var 12 evet oyunumuz bu var. sezon 2 oyun. Peki nedir? Bana anlatın. Borcunuz mu var? <laughs> <laughs> e, Evliliklerden mi? <laughs> mi memnun değilsiniz? <laughs> çok Hayır, sıkılıyoruz. Yani kredi aldınız ödeyemediniz <laughs> mi? Hayır zorunuz ne? Gerçekten bu ben de bunu düşünüyorum. Ne yani ne? mesela her oyuna başlarken diyorum ki acaba ne sorunum var yani neden yine yapıyorum Hı. bunu? Sonra. Yani gerçekten beni en mutlu eden ve en tatmin olduğum şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü beraber ürettiğimiz için ve şanslıyız ki beraberiz. Hı. Mutlu oluyoruz üretirken. Hı. Yani bizim aramızda artık 20 yılı geçti benim Mert'le ortaklığım, dostluğum. Hı. Ee, böyle birbirimize herkeste bir kazık atma durumu çok yükseldi bu ara iyice. Ee, benim nasıl, en nasıl? yani herkes birbirini nasıl böyle bir kategori şeyi getiririm kategori. de nasıl e, bir yerden çıkarım işte parayı nereden bulurum? Ha, ha. Ee, nasıl tez yoldan yukarı çıkarım. Artık yani en yakınlarım bile bunu gördüğüm için bu ara çok dertliyim. Değil mi? <laughs> ya yani benim şu anda das Sağlam Das'ta, bu adam Evet. Ha. Yani Das Das'dayım. İşte Mert var, İhsan var. Bu melek melek bu. Ben yani... bir tane kötü huyunu bilmiyorum evet. ve şüpheleniyorum yani başka bir sapıklık falan olabilir mi? Ben... Bir seri katil, başka <laughs> bir şey yap. Bu kadar melek gibi bir ya adamın altında başka geç... bir şey saklıyor olması gerekiyor. Evet doğru insan öyle düşünebilir. Aynen fazla şey çalışıyor bence var. Fazla, çalışıyor. fazla çalışıyor. Şimdi ben tiyatro yapıyorum evet çok yapıyorum ama Mert'in yani 50 tane kolu var yani. Şey... Her yerde mert 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 mert. <laughs> yani kitap seslendirmesinde de, mert. Evet. Reklam <laughs> seslendirmesinde ben, ben ne nereye gidiyorum? Şimdi mert çıktı Kimi buradan. Kimi örnek alıyoruz acaba? Aynen. Ama ben, ben seni <laughs> örnek alıyorum. Senin sesin olmadan Tamam kesin kesin <laughs> tamam bak şimdi okuyorum. Titus Kompleks 15, 16, 17, 30 ve 31 Ocak'ta das Dastas'ta. Evet. Değil mi? Ha. Evet. Şimdi buradan şuradan okuyorum notlardan. Bir bu tiyatronun dehlizlerinde, bu tiyatronun dehlizlerinden bir hikaye. İnsanları yüzyıllardır korkutarak uzaklaştıracak kadar karanlık, acımasız ve uğursuz bir hikaye. Hayır, sadece bir hikaye de değil. Kefareti ödenmemiş bir karşıt hikaye. Daha çok insan denen mahlukların sirkinde dehşetle büyüyen ve şok eden bir çığlık. işte tamam. Tam böyle Hı -hı. Sergin, şey olduk, hafif ürperdik, <laughs> 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 şimdi canımız gitmek istiyor. Ya. Genç yazar Olga Bach, doğru mu evet, telaffuz doğru. ettim, doğru. absürt Bach. yüzyılımızın Bach Ama, Bach. <gülüyor> <gülüyor> absürt <gülüyor> yüzyılımızın tam ortasında <laughs> korkunç bir adamın <laughs> efsanesine sihirle doka dokunuyor. Nümayişlerin, buhranların ve teslim olmuş mantığın çağında Shakespeare'in Titus, Andronikus'undaki canavarca ruhunu ve kurgusunu yakalayıp onu ve karakterlerini yeniden canlandırıyor. Hayallerimizin sınırlarını zorlayan yönetmen Ersan Montak ile birlikte Olga Bah canavar ruhlu bir Romalıyı her şeyin kapitalizm mezbahasında alınıp satıldığı müteahhitlerin ve sığır tüccarlarının dünyasına hapsediyor. Tıpkı vahşi bir katliamın çözümle, çözüm, çözümlemesi gibi. Ulan biz Richard'a yazmadık böyle. <laughs> Hırsızlığın, ihanetin, sapıklığın ve yamyamlığın hikayesini evet. günümüz diliyle... Bak teçkiyatçılar bak bak bak. Böyle orada bir korku var, dehşet, var, dehşet. Var tamam. gerçekten. Zevk, şimdi bak Seksegir değmez. Daha tamam. girmedi. Zevk korkunun Aa. yerine geçince kendi taklidine dönüşüyor. Laflara bak. Beğendim. Medeniyet ve sanat <laughs> ne kadar uğraşsa da, Dil hepimizi suçlu ilan eden acımasız ve manasız bir kanun haline geliyor. Sonunda korku kendisiyle alay ediyor. Ve biz onu kendi içimizde yeniden deneyimliyoruz. Ulan ne yapılıyor acaba? Ne oluyor abi? En azından görmemiz lazım. Babacığım ne oluyor ya? Görmek istediniz değil mi? Çok istedim. Ya. Çok heyecanlıyım. Yani, heyecan yani de var, o da var, bu da var. Ne oluyor Akıllı hocam? Demek <laughs> <tevk> ederim. <laughs> bir de... Bir de ben şimdi biz dadayız ya bunlar kıskandım. da dastas kıskandım şimdi yok, bunlar dastas bize dastas diye geliyorlar bunlara da dada, dada. diye gidiyorlar ondan sonra ben orada kapıda yani. şey diyorum dastas değil şekerim lütfen <laughs> böyle. Siz ne diyorsunuz? Biz de dada değil diyoruz. Dada değil. <laughs> yani onun için ama kıskandım çünkü baya bir dekor yaptılar baya büyük bir ee, iş Yapılmış. Evet. Oyun iki katlı döner bir platformun üstüne yerleştirilen bir evin içinde oynanıyor. Müzikleri 13 kişilik bir orkestra tarafından bestelendi ve canlı çalındı. Oyun iki kamera tarafından takip edilip 3 ekrana yansıtılarak Wow, Vav. Wow. Az Araya gördüğümüz, son yıllarda az gördüğümüz bir iş. <laughs> Öyle yani. mi? Az mı gördünüz? Yani canlı müzik. Richard'ı görmedik yani. Dada'nın dışında yapan yok bunu. Şimdi beni buna düşman etmeyin. Yani <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> müthiş. Peki şimdi bir dakika ne görüyoruz? Önce afişi görelim. Evet. Aa. Bu mu ayol? Evet. Bizim <laughs> <Evet. Önce> dükkan. Dükkan. <laughs> Çok acayipmiş. Yani, <laughs> Dur. Öyle mi anlattınız gibi. Tanıtımı görelim. <laughs> Vallahi bayıldım ve çok kıskandım evet, çok güzel belki gelin. Peki, e, dekor kurulumun bir hızlandırılmış videosu var ona bakalım bak <laughs> bak bak, bak. Müthiş. Ama Özellikle birisinin döndürmesi <laughs> e, çok yararlı. Türkiye'deyiz değil mi? Türkiye'deyiz. De öyle otomatik Düğmeye döndürme bastım. falan filan yok. Bir adam döndürecek. <laughs> ha, ama cereyan çünkü... filan kesilir, elektrikler gider. Bir adam onu döndürecek. Hocam Türkiye'de meka mekanik mi sizde? Mekanik tabii. Yani mekanik bir tarafı da var. Ee, ama biz seni hani kişilerin döndürmesi tarafını e, evet. tercih ederek de yani evet, biraz hikayeye hizmet de tercih etsin tercih diye edeyim, de. Evet. Kesinlikle. Hatta bizler de inip gönderiyoruz bazı <laughs> yerlerde. Evet. Yeri geliyor. Dramatik olarak da tabii. tabii. <laughs> ona basınca çalışacak şey yok, çalışmaz o abi o Evet. Tabii, tabii. Peki e, bir şey daha var galiba. Elimizde bir görüntü daha var. T fotoğraflarımıza bakalım. İşte fotoğraflar. Çok güzel. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Hemen dönüp konuşmaya devam edeceğiz. Buyursunlar. BTC Türk'le Uykusuzlar Kulübü devam edecek. BTC Türk'le Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Bu plastik sandalye kullanımı şimdi dünyada görmeye başladım. Bak bu çok acayip. Biz plastik sandalyeyi saklarız. Dünya ben hem Almanya'da hem İngiltere'de gördüm. Özellikle çok şık bir dekorun içerisinde bu plastik sandalyeyi koyuyorlar. Yönetmenimiz de özellikle istedi abi. Öyle mi? Evet. Evet. Bu şimdi böyle bir şey var, bir karşıtlık. Yani artık plastik sandalyeden utanmamak, yani sanatçının şey yapma. Çünkü o da bir çeşit artık bir anı anı mobilya oldu. Ya da bu Almanlar öyle bir şey yapıyor. Mesela bir yerin herhangi bir e, anıtlarla ilgili bir değeri yok ama işte filanca gelmiş filanca gitmiş falanca yaşamış gibi bir anı değeri oluşturuyor galiba. Anı Almanya'da var öyle şey yerler, var. yerler ve onların dokunulmazlığı ortaya çıkıyor ya da tescilleniyorlar sonra. <laughs> yani bu plastik sandalyede galiba tescillendi artık dünya. Yani plastik hala hayatımızda var yani o kadar da çok bizden uzak bir şey değil ki. İvit evet. Bir de o, Ahşap sandalye de çok ağır oluyor. Bir başka aynı. düzlemi kurduğun yerde o aynı plastik. Evet evet oradan plastikten. Yani aynı düzleme, aynı düzleme geldiğin, eşitlendiğin bir yerde aslında plastik yani A biraz evet. öyle bir evet. evet. devremiyle birlikte. <laughs> evet. Peki, Nurselciğim <laughs> Alman dakikliğim ve açık sözlülüğüm bazen Türkiye'de kafa karıştırıyor. Nedir bu dakiklik? <laughs> Ya dakikliği mesela İstanbul'da ben hiçbir yere geç kalmıyorum. Burada ama... bana söz hakkı doğdu ama. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> İngiltere'yi bilmiyorum. İngiltere. İngiliz Hayır, geç dakikliği kaldım, diye, kaldım diye bir şey Geç kaldım şimdi o yüzden. Geç kaldım ya o yüzden. Yani, ama İngiliz <gülüyor> <dakikliği> <gülüyor> Hayır, nedir yani şey yok. bu ne oldu? Bir i̇lk birinci sen oluyorsun da gittiğin yerde ne oluyor? Ya bu insanları Alman? bekletmeyi sevmiyorum. İnsanların da beni bekletmesini sevmiyorum. Bir yerde evet. yani bir yerde işim varsa Hı. zamanda giderim. Biraz erken Hı. giderim. Ee, hani hep İstanbul'da bunu duyuyorum. İşte trafik e ee, alo gelemiyorum filan. Ben bundan nefret ediyorum. Trafik varsa artık yani haritalara bakıyorsun. Ee, şeyleri zamanı ölçebiliyorsun. Bazen <laughs> tutmuyor falan. ama. Tutmasa bile Google ona göre zamanımı bugün. ayarlıyorum. <laughs> yani Alman dakikliğim o. Yani iş ahlakım o anlamda. Hmm. Biraz Almanlardan gelme. Evet. çünkü geç kalmayı yani. Almanlar da sevmez. Zaman çünkü zaman çok önemli, çok değerli hayatımızda. Ne kimsenin zamanını harcamak isterim ne de kimse benim zamanımı boşa harcatmasın kafasından çıkan bir şeydi bu dakiklik. Bu şeyi dikkatimi çekti şu röportajındaki e, Almanlara 150 dakikayı 4-5 günde çektiğimizi anlatıyorum. İnanamıyorlar ne zaman ezberliyorsun ne zaman prova yapıyorsun diyorlar. Bizim böyle bir mesleki olarak acı çeken bir ülkeyiz biz değil mi? Evet, işte acı çekmeye geldiler. Onlar da ben de. uzun, uzu çok uzun yaşıyorlarmış gibi davranıyorlar, değil mi? Yavaşlar onlar. Yani bana şey geliyor, evet. Yavaş. Yani çok yavaşlar. Zaten biraz da yaşlı bir nesil ya Almanlar, evet. Yani yaşlandılar evet. da daha da bir yavaşladılar. Yani bana iki sene sonrası için iş geliyor. İki sene sonra mı rezerve etmeye çalışıyor? Yani evet. şu tarihte boş musun diye bir buçuk iki sene sonra, ha iki sene sonra biz Türkiye'de. Ee, yani ne olacağımızı bir yarın ne olacağımızı bilmiyoruz ya böyle bir Hı. şey var. Ama adamlar emin. Yani iki sene sonra bunu çekeceğinden emin. Bir sene de o işe zaman ayıracak. Üç sene. Üç seneden önce Hayatta da belki bizim gibi fazla bir beklenti yok. Biz beklenti. bugün hep böyle bir e, uluslararası olduk. Sohbet bu yönde ilerliyor. Ya bir katkı olarak şunu söyleyeyim. Senegal'e gittim ben çok yakın tarihte. Senegal'den döndüm. Senegal'de Dakar'a gittim. Ondan sonra oradan Berlin'e gittim. İki ülkede de duyduğum şey yani Senegal karşılaştırdığın zaman Senegal'in ekonomik durumu gözünüzün önüne getirin. Oradan fotoğrafları falan. Ondan sonra bir de Almanya'ya bakalım. Yani Dakar'la Berlin'de hep bana söylenen şey siz çok streslisiniz diyorlar. Siz çok streslisiniz. Yani baldırı çıplak adam da Senegal'de söylüyor. Öbür tarafta gayet konforlu vatandaş da ikisi de diyor ki siz çok ...streslisiniz... ...çok böyle... Hey, 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 hey. ...böyle bir haldesiniz... ...rahat ol, rahat ol, rahat ol falan... ...bizim zorumuz ne? Kaygısız olursan rahat olursun... ...bir şeyin kaygısını taşımıyorsan... ...bir şeyin korkusunu taşımıyorsan... ...yarın ne olacağını bilmiyorsan... ...bütün bu şeyler... ...insanda stres yaratıyor... ...ayrıca da İstanbul'da yaşamak büyük bir stres... ...hakikaten... Evet. ...trafiğinden... ...koşullarına kadar... ...bütün o insan kalabalığına kadar dışarı çıkmaktan korkuyorum artık yani hakikaten çıkamıyorum ama onların böyle bir problemi yok yani koca İstanbul bir ülke gibi evet Maalesef. O kadar büyük ve o kadar e, ucu bucağı olmayan bir şehir ki. E, tabii ki stresiz yani. Cidden ben bir yere gidecek olursam sabahtan şey başlıyor. Kaçta gideceğiz işte. Bir de Alman dakikliği geliyor ya üzerine. <laughs> Zamanda gitmem lazım, geç kalmamam lazım. O anlamda hakikaten stres. E, gelecek kaygımız varsa o da bir stres yaratıyor. E, yani hayat... ...eğer bize biraz daha rahat sunulmamışsa hani işimize hepimiz gidiyoruz, hepimiz çalışıyoruz... ...o sunulmamışsa bunun stresini yaşıyorsun, adamlarda o stres yok. Başarıda da bu var. Ne düşünüyorsun bu konuda abi? Bence Başarı... coğrafyamızın biraz kaderi yani. Başarıda de... da mesela senin bu kadar başarılı, onun, onların bu kadar başarılı... Mesela ben Mert'le ilgili sürekli dolapta bir ceset varmış gibi geliyor onda bana. Yani dolapta <laughs> bir, bir şey ceset var, <laughs> onun stresiyle diyorum bu kadar. Bu kadar her şey. Bu bir şey teori. Canım. Yani <laughs> bu, evet, do, yani öyle değil mi? Yani be, be, bende de, mesela ben hakikaten bazen böyle kabuslar görüyorum. Geçmişte birini öldürmüşüm e, ve e, cesedi dolapta saklıyor. Yani sadece şey değil. Eee ne derler Fiziksel bir de e, ya. yani mecazi bir şey olarak Hı -hı. kullanmıyorum. Yani ben hep geçmişte birini öldürmüşüm gibi geliyor. Bence birkaç Ama sonra soruyorum de. etrafa. Yani öldürdüğüm birisi <laughs> oldu <mu> hani belki. <laughs> Ama yok. Yani bir şeylerdeki çünkü belki de bu kadar çocuklarımızı da bu stres içinde yetiştiriyoruz. Evet. Her yer. Ya bizde şu an her şeyde kaos var ama Yani ya. herhangi bir şey, her şeyde, her şeyde bizde şey ya. Hep Biraz hassassan bazı konularda dışarı çıktığında her şey gözüne batıyor ya artık her şeyde ekstra bir efor sarf ediyoruz. Hmm. Hep ekstra bir şeyimiz var yani öyle standart bir düzeyimiz yok artık bizim ya coğrafi olarak. O yüzden o bizim kaderimiz bu yani. Hmm. Ya ne kadar başarılı olsan da bunun çok daha ağır bedeli oluyor ya. Hmm. Hani öyle konuştuğumuz gibi bir an iki günde bir şeyi yırtmadıysan... Hmm. Uzun bir süreçten giriyorsun. Çok çok şeyle uğraşıyorsun bence. Hele yani artık çok daha zor yani bunlar. Çok daha zor yani. Para kazanmak zor. Yo para kazanmak kolay ya. Parayı kazanmak daha zor yani. Para kazanmak kolay. O, o süreçte psikoloji tutmak belki daha zor. Buna idare etmek, denk geldiğin, karşılaştığın şeyi kendi içinde ekart etmek daha zor. Daha, dans daha, daha stresliyiz ya. Çünkü her şey bizde daha çok efor istiyor. Daha çok emek istiyor. Daha çok ilgi istiyor belki bizim tarafımızdan. Öyle hani bir şey istiyorum deyip o yola girip gidemiyorsun yani bence. Bedük sen memnun musun Londra'ya gidip gelmekten burada da çok zaman geçiriyorsun orada da zaman geçiriyorsun Memnunum yani orada biraz daha şey hayatı yaşıyorum aynı anlattığın gibi işte biraz daha emekli hayatı gibi orada benim hayatım Relax. Ee, hmm. ra Daha rahat ee, buradaki o kaos e, yani geldiğim zaman çok özlediğimi fark ediyorum o kaosu hmm. Hani daha canlı hissediyor insan kendini hmm. ama gittiğim zaman da hani nasıl bir kabustan çıktım ben diye Hani iki hafta sonra çok fazla gelmeye başlıyor buradaki kaos Oradaki işe yalıştıktan sonra. İkili zor hakikaten. Yani, yani, yani hem bura hem orası. Ben de zorlanıyorum. Ama çok güzel bir denge sağlıyor. Burası bence. olması kolay belki. Burası ve başka yer belki kolay da. Yani. Hmm. Burası olunca küme ağırlaşıyor bence. Yani. Ama Bursa güzel bir, bir denge da, sağlıyor. Bursa'da ne zaman açılıyor? Şimdi bu oyunlar orada mı ilk başlıyor? Evet. 20 Aralık'ta aslında hmm. ilk Titus'u yeniden oynamaya hmm. başlıyoruz. Hmm. İstanbul'da <coughs> iki oyun oynamıştık. Hmm. E, i̇ki günde Bursa'da oynayacağız. Sonra direkt aslında Dastasın diğer oyunları ve İstanbul'da bizim açık sahnede misafir olan arkadaşlarımız var, hmm. gruplar var. Hmm. Onlarla da böyle yaklaşık aslında 15-20 tiyatro bir arada kullandığımız bir hmm. e, Dastasın genel itibariyle zaten aslında hmm. öyle bir şey var. Hep bizim oyunları oynamıyor. E, bazen bizim oyunları yerde bulamıyoruz zaten. Ayda bazı Aynen. oyunları 3 hmm. gün falan oynayabiliyoruz. Hmm. Dolayısıyla şey öyle bir e, hikayemiz olacak. Bir de sinemayla ile müze tarafımız var orada. X medya. O ikisini de açıyor olacağız aslında Aynı salon itibariyle. şimdi sanki. <gülüyor> <yürücü>. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. <laughs> <laughs> e, <laughs> Ayrı Ama benim anladığım şey sizin gözünüzü para bürümüş değil sanat bürümüş. <laughs> <Evet, gülüyor> <laughs> 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 Kesinlikle tabii, tabii. keşke para bürüyseydi. Tamamen Keski. sanat bürümüş gerçekten. Evet. Sanatta da para bir araya gelemiyor. 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 Keşke bürüyseydim. Gelemiyor. Peki Ferit. Ee, sen genç bir adam olarak e, çok da genç değilsin ama bu nasıl yani bunların arasında nasıl dayanıyorsun? Mesela sen başka bir şey var Başka bir amacın var mı? E, Valla uzun süredir zaten tiyatro yapmak istiyordum abi ben. 4-5 hmm. sene önce yapmıştım en son. Ee, sonra pandemi girdi araya. Mimar, Sinan, Mimar Sinan mezunuyum. Evet. Biraz mezuniyetim biraz geç oldu ama. O dolayı. 7 kardeşsiniz. 7 kardeşiz. Yedi kardeşin en küçüğüsün. En küçüğüm bu çok ve acayip bir 39 yaşındayım. 40 yaşındayım. Evet. En büyük abimle aramda e, 21 yıl var. Yani o vallahi a, a, aynı annem efendim. Aynı anne. <gülüyor> vallahi <gülüyor> Allah kuvvet vermiş. Maşallah evet. maşallah. abim Japonya'da yaşıyor. Bayağı uzun yıllardır. Hmm. Böyle değişik bir En büyük abi paşayı görmüştür ya en büyük abi. Değil mi? O evet. yaş olarak paşayı görmüştür yani. Bayağı şey e, işte herkes bir yerlere dağıldı falan. Hmm. İşte öyle hmm. geçip gidiyor yıllar. Peki arkadaşlarım genelde bana röportajlardan bazı parçalar koyuyorlar ama senin sanıyorum bir tek röportajın olmuş bugüne kadar. Onu da 2017'de yapmışsın Oldum. gibi görünüyor. Orada da hiç mühim bir şey söylememişsin. <laughs> ee, şöyle demişsin o kadar adam şeyle ilgili ki. Şimdi eskiden bu röportaj reportaj parçaları genelde konukların geri zekalı açıklamalarında ben kafa bulayım diye konuyordu. Şimdi... Böyle çok efendi olduk hepimiz. Şimdi bak. Korkuda. Adamın röportajında şöyle demiş. Seyirciler genellikle daha önce oynadığım karakterlerden dolayı sert bir mizaçla karşılaşacaklarını düşünüyorlar. <laughs> Benden de bir cümle olabilir bu aile. Evet. evet sen de. Böyle bir şey. Bunu söylemiş ve uykuya dalmış. Ondan sonra <laughs> röportajı yapan da sızmış. O sırada filan. Yani... <laughs> <laughs> o kadar mı abi? Başka bir şey yok mu? Başka hiçbir şey. Yani o kadar tertemiz bir adamsın ki. Senle ilgili ile şey, ilgili deli gibi var. Evet. ile ilgili yani <laughs> ee, Bak mesela bir salakça bir şey söylemiş mi diye bakıyorum. Vardır vardır dolu ben sürekli çam <laughs> deviriyorum. Evet yok yok işte yok. Ee, ben zamanı hayatımda durdurdum. Durdurdum? Ne, durdurdum peki durdurdum. ne oldu? Yani o durdurdum. Durdurdum da. en azından şey olayına bakmıyorum. İşte kaç yaşına girdim ne oldu? Seneler benim için bir şey ifade etmiyor. Daha çok yaşadığım şeyler, yaşadığım şeylerle ilgili duygular. Duygu yaşım var benim. His yaşım var. O da gencecik. Senden genç yani. Ama gerçekten Çok... değişmiyorsun uzun yıllardır. Evet yani. Biz 12 yıl önce Bedenim işte, kapitalım diyorum. Bir dizide diyorum. oynadık. O zaman <laughs> da aynıydı yani. Bedenim diyorum. Yani o anlamda e, biraz irsi olabilir. Biraz beslenme, biraz kendine bakma. Bir sürü şeyi var, bir sürü faktörü var. Mutlu olmak, mutlu kadın olmak. Bunların etkisi var tabii. Evet. Peki, e, Sergen bütün röportajlarına tabii son zamanlarda bu e, son e, olayla ilgili ama e, bu mental sağlığım tam yerinde değildi. Ne demek istiyorsun orada? Bu ilk hastanedeki uyanma iyileşme. Mavuş, hatırlamıyorum öyle. ya. Öyle bir şey, öyle bir şey demişsin. Ben ya. Ee, o cemimiz olmasın, daha göbekli o. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir e, 23. E, ya, bilmiyorum, belki olmuştur ama mental ne? sağlığım yerinde değildi yani ondan sonra nasıl düzeldi falan filan e, gibilerden e, bir şeyle o da çünkü iki tür galiba şey rehabilitasyon iki tür bir rehabilitasyon var. Bir fizik rehabilitasyon var evet. bir de psikolojik. Peki evet. bu psikolojik re, bir psikolojik bir ben şey Ben psikolojik al almadım açıkçası. Almadım. almadım. Yani şimdi terbiyesizlik yapmıyorum, öyle gerek duymadım demeyeyim de yani niye ise böyle bir şeyler benim için iyi gitti ya yolumda gitti. Mental sağlığım yerinde değildi biraz şey oldu yani biraz ironik oldu şu anki duruma göre ama. Evet. Bilmiyorum. Ben aslında benim e, her zaman ihtiyacım olduğu için ben psikolojik destek alıyorum. Yani bir. Ben e, de bu arada özür dilerim. Karşı geliyor bu. Hayır hayır hayır, hayır öyle değil. Yani. Ben normalde almam gerektiği için alıyorum. Yani e, e, psikiyatrik olarak e, Başar Bey o benimle ilgileniyor. Yani ben ona gitmesem de bir takım projelerde filan da. Beraber çalıştığımız için çünkü işte gerek Yalın Alpay'la bir felsefeci evet. olarak Başar Akman'la da böyle bir işin psikiyatrik tarafı falan oyunlarda, oyun yazımında, dramatürsünde falan müthiş ilgili o da. Fakat bir yandan da bana şey de yapıyor. Hani çaktırmadan ben ona muayeneye, seansa gitmişim gibi de davranıyor. Sorular soruyor arada. Bunları da şeyle karıştırıyor. Yani. E ee, mesela Richard için böyle hmm. bir çalışma yaptık. Richard üzerinden konuşuyoruz. Bu Richard da bugünlerde pek iyi hissetmiyor falan filan gibi yani orada arkadaş <laughs> olduğumuz için filan. Ee, Richard üzerinden konuşuyor. Vay ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Şüphesiz. <laughs> yani. ben de Şüphesiz. Düşünüyorum. Ben dediğim gibi ne oldu bir anda bir talkez e <laughs> oldu. Yani sen de <gülüyor> 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 sana karşı olduğumuz <laughs> ya, ya bizim de... ihtiyacımız var senin benim, yok benim, anlamında anlatıyor. Ben şöyle bunu. benim de ihtiyacım <laughs> olduğunu düşünüyorum. E ee, girersen bir daha hani onsuz yapamam diye ben. Yoksa olur mu? Mert'in ihtiyacı var mesela. Ben söyleyecektim söyleyeyim ben, ben, onun gözüküyor ki... bu arada. Ha? Kesinlikle değil ya, mi? Ben <laughs> onun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Diyor, ben... Dolapta bir ceset ya, var çünkü onun. Çünkü onunla bak, da. şöyle ya. bir şey de oluyor mesela e, bazen böyle seni ederek söylüyorum, böyle yo, yo. örttüğün şeyler de oluyor ya. Aslında bizim rehabilitasyonumuz yaptığımız bu işler bir tarafıyla. Evet. Biz hani böyle gerçekten oynamak iyileştirir diye çok güzel bir laf var. Gerçekten oynayarak çalışarak iyileşiyoruz. Ama tam da iyileşmiyoruz da Yani Bir tarafta yine attığımız bir şey var. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Ben depremde işte bir 21 gün kaldım Hatay'da. Ve çok da sıkıydım yani iyiydim. Hiçbir şey olmadı hmm, falan. Hmm. Kayıplarımız oldu. Hmm. İşte çok yoğun çalıştık falan. Sonra eve geldim 21 günün sonunda. Dedim ki ya çok iyiyim hiçbir şey de yok falan. Bir iki gün ara yapacağım sonra geri döneceğim falan. Şu elimi bir attım. Aa saç yok falan şuraya baktım. Ne oluyor? Aa, Böyle aa, bir saç karan olmuş ama aa. hiçbir şeyim yok. Yani gayet iyiyim. Falan ama böyle tık diye gitmiş. yani Bazen bir yandan, vücutta da ben, tabii bende tabii. de ha. öyle ortaya çıktı bağışıklık çöküyor. Tabii tabii. Ee, bunun gibi ee, benim de öyle yakalandığım şeyler oldu. Yani vücut aslında bir Tabii ki tabii ki. E, Bunu bir şey. yani. İllaki hmm. ama, e, de arzular yani illa ki arzular ama evet ben mesela şimdi düşünce o mantıklı geliyor. Mesela birisiyle konuşmak çok konuştum. Herkesle konuştum. Ama mesela şey çok daha iyiydi benim için. Belki söyleyemediğim veya kendi içimde büyüttüğüm bir şeyi. İnsanlara bir şaka yoluyla anlatmış. Mesela az önce izlediğimiz şey belki benim için düşünüyorum. Dert miydi değil miydi bilmiyorum ama şaka <laughs> yani. Bak beni çok rahatlatıyor. <laughs> tabii mesela. tabii ya, aynen. aynen. O yüzden öyle. Ya dediğin gibi ihtiyaç duymadım değil. Bir şekilde hallettim belki. Çok bu da çok Ben şeye e, grup yani. terapisine <laughs> inanmaya başladım. Mesela arkadaşlar hep birlikte toplanıyoruz. Yemekli içmekli falan bir şeyde ya da hiçbir şey yenilip içilmese bile ben her şeyi şeffaf bir şekilde anlatmaya başlıyorum işte. Evet. <laughs> Diyorum ki hemoroid şüphesi oldu. <laughs> Bunu <Bundan> konuşmuyorlar. <laughs> Onu anlatmaya <laughs> da bilirse. Bundan yani insan mesela niye <gülüyor> poposundan <laughs> <bir> şey, <laughs> söz <sen, gülüyor> şey, şey, Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> e, meğerse hemoroid değilmiş. Çok mutlu oldum falan. Hemoroid <laughs> falan. mi? Be, şey mi? Ruhsal bir şey miymiş hemoroidin? Sayılır bu arada. Hayır hayır. bazı, beyinde derler ya. Bazı şeyleri, bazı şeyleri anlatmıyorsun. Yani bazı şeyleri anlatmıyorsun. Mesela işte kalp falan diye onu böyle açık açık konuşuyorsun masada da. Bazı organlar hiç ba konuşumdum. Bazı şeyleri hiç konuşmuyor. Ben her şeyi konuşmaya başladım böyle ortalık yerde. Bu sefer başkaları da itirafçı oluyor. Sen, seninki çok güzel bir özgürlük ya. Ama orada orada işte o grup şeyi başlıyor. Mesela diyor ki sizin testosteronunuz kaç? Mesela bu ayıp <laughs> bir şey bir adama testosteronunuz. Yani kaç diyorum testosteronunuz falan. Diyor ki ad nasıl olur yani başka adamların yanında mı kadınların yanında mı diyor. Evet diyorum işte yaşlısın <laughs> yazık değil mi sana filan söyle. Falan. Böyle şeyleri soruyorum. Ondan sonra tansiyonunuz kaç diyorum kolesterolünüz kaç diyorum. <laughs> evet, Bak, o, güzel, güzel. hayatı kimse ama. istemiyorsan bunları soruyor. Ya ra rahatlatıcı bir şey bu. Ya bence terapi hepimizin yapması lazım. Karı kocalara hani şey diyorum sorumlu... mesela beraber mi uyuyorsunuz diyorum. <laughs> Ondan sonra ata bir falan diyorlar. Sonra <laughs> bir 5-10 dakika geçiyor. Meğerse çoktan odaları ayırmışlar. Ondan sonra itirafçı oluyorlar bir süre sonra. Onlara da iyi geliyor. Terapi herkese iyi gelir. Yani evet. Arjantin'de hani forum, forum tiyatrosu vardır ya. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Eee e, Arjantin'de yani oradan diyor. oradan Alba Arjantin dedin? Evet, Alba. oradan çıkma zaten. Nasıl, forum bil tiyatrosu. Bilmiyorum nasıl bir şey o. Eee Seyircinin de interaktif bir şekilde çıkıp önde oynaması yani çok büyük bir grup terapisi gibi bir şey mesela belirli kelimeler belirli şeyler var atıyorsun mesela işte e, seks diyelim Hı. öbürü çıkıyor oynuyor o öbürü iniyor o de devam ediyor yani hakikaten grup ve halk ...arasında topluluk terapisi gibi bir şey. Çok evet. güzel. Çocuklar veriyor çok bak hemen Dastas'a verdim bunu fikrini. Play, Yapalım. <laughs> İngiltere'de playback theater diye çıkıyor. İşte ilk Be, böyle aynen. savaş sonrası rehabilite etmek için kayıp... ...kaybı uğrayan hmm. insanların hmm. aslında işte... ...ilk haberi aldıkları ya da çeşitli hmm. böyle travmalarını... ...tedavi etmek amaçlı playback theater çıkıyor. Almanya'da da... Nasıl e, playback theater? Nasıl? Yani ya? aslında anıyı anlatıyorsun. Aha. Bir grup var e, hmm. profesyonel oyunculardan oluşan. 5-6 hmm. kişilik... Hmm. Bir şefleri var, o bütün hikayeyi anlatıyor, dinliyor, kişinin anısını alıyor ve sonra herkese açık bir şekilde anlatıyor. Sonra çıkıp canlandırılıyor. Bazen seyirciler de işin içine katılabiliyor. Ve dolayısıyla onu yeniden yansılandığı için, yeniden anlatıldığı için onunla böyle bir şekilde hesaplaşıyor. Almanya'da da işte mesela forum tiyatrosu var. Hı hı. O forum tiyatrosunda da aslında bir hikaye üzerine, yine ya da bir fikir üzerine politik bir görüş olabilir, herhangi bir case olabilir, durum olabilir. Onun üzerine böyle konuşuluyor, oynanıyor. Sonra üzerine konuşmaya başlıyorsun. Bak şimdi depremde <laughs> e, en korkuncu deprem ya da başka e, milli felaketlerde tiyatroyu, müziği çok önemli. E, Çünkü... ne yapıyor bizde? Evet. Yasaklamıyor Kesin. da yasaklıyor <laughs> gibi. ve bazen Durduruyor. de yasaklıyor. Halbuki en gerekli şey. Tabii. Evet, Çünkü ağat, <laughs> ağat dedim. Niye ağat? Müzik işte ağat Ağat. Yani beraber illa da göbek atılması gerekli değil. Şen şakrak. E, o da yapılabilir. Ama asıl beraber e, neşeli şarkılar söylüyorduk. Şimdi de hüzünlü şarkılar söyleyeceğiz. Ağatlar söyleyeceğiz. Hadi bak tedavi amaçlı tiyatro. Biz de yasaklıyor. Dizileri yasaklamıyor. Ya, o yes, Oğlanla kızın öyle. aşkı. 82 bölüm onu yasaklamıyor. <laughs> Ya çok işte bak ne kadar önemli. Yani ya, acılarımızı, seyasi, öyle. yaralarımızı Tabii. Sağaltmak için Aynen. gerekli, Tabii. gerekli. Çünkü ya. konuşmadan içimizde atmıştı işte ondan sonra. bizim mesela Murat Amunga'nın e, ağlayıcı kadınlar ilk romanında hikayesini duyulmuştur ama ağlayıcı kadınlar vardır bizde. Kültürümüzde var yani. Çünkü Hı. hani uğradığın travmadan dolayı, yani, yani, o kayıptan dolayı donup anlayamadığında bir başkasının o şey, evin için, ağa evinin içinde varlığı bu toprakların içinde var yani. Yani vedalaşma da ritüelistik bir şey tabii. Vedalaşma şey. için vedalaşma. Evet, vedalaşma. Hiç şey bayılıyor. yapmazsan sonradan vuruyor çünkü. Tabii. Evet. Şey evet. olarak da bak 99'dan sonra tabii. değil mi? O depremi yaşadık. Hı -hı. Şimdi e, 6 Şubat e, depremine kadar olan sürede ne konuştuk? Bu depremden sonra ya hiç ders almamışız hiç. Ama psikiyatrik olarak da. Ee, doğru bir e, rehabilitasyon gerçekleşmemiş, ağıt yakılmamış, hemen halının altına süpürülmüş, duygular da halının altına, süpürülmüş. geçti 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 geçti, olmaz öyle geçti geçti diye. Ya bizde depreme karşı hazırlık da yok deprem ne ben e, bir depremde Gaziantep'teydim, bayağı bir yüksek binadaydık, 30 katlı mı ne? Deprem oldu. Hepimiz merdivenden inmeye başladık. Evet, yani arası. asansöre binenler oldu filan. Yani orada da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Orada bilmiyoruz. Da bir, bir ilgilendi. Şimdi yok. İstanbul depremi geliyor. Ne yapacağımızı ah, bilmiyoruz. Şimdi. İstanbul depreminden sonra da ben bugün konuştum herkesle filan. E şimdi şöyle bir şey diyorlar. Yani bizim bu binada kafamıza taş düşer mi? E birader o değil de başka şeyler var. Şehir ne olacak? Hani sen şehirde nasıl? Tutunacaksın, dayanacaksın falan meselesi var. Peki böyle bir bak daha önceki bir şey tecrübemiz yok, rehabilite olmamışız, ruhlarımız rahatlamamış, hesap görülmemiş. Ee, e şimdi bu da olursa evet. Marmara'da Allah yani, bütün memleketi evet, korusun da. Ona getirdiği he. bir travma var hepimizde. Ya o travmadan da... sonra nasıl çıkacağız acaba? Evet, yani hı. böyle ne böyle mi kalacağız? Ne olacak yani? Bir iklim stresi diye bir şey var ve küresel ısınma ile ilgili. Hı. Şimdi hani iklim ve küresel ısınmadan dolayı 2000 yılından 2020'ye kadar afetler %800 artmış. Yani %800 artmış. Hani dolayısıyla o tarafta böyle iklimin getirdiği stresten işte ana karalar sular altında kalıyor. İşte ne denir insanlar göç ediyor. 200 milyon insan göç etti mesela. İşte ne bileyim gıdaya erişim zorlaşıyor falan filan böyle durumlar oluyor. İşte bu da topluluklar üstünde iklim ve küresel ısınmayla ilgili stres yaratıyor. İklim stresi. Hani başımıza ne gelecek? Afet bir şey olacak mı falan. Ya bu dünyada artık saptanmış bir psikolojik rahatsızlık gibi iklim stresi. Yani gençlerde Hı. görüyoruz ya eylemler oluyor Avrupa'nın, dünyanın dört bir tarafında. Falan. İşte buna iklim stresi deniyor ve gerçekten de tanısı konulmuş bir şey. Şimdi depremde biz bunu bir halk olarak yaşıyoruz. 80 milyon, 85 milyon insan sadece çünkü işte bu programda dahi oturup bir işte depremi konuşuyoruz. Çünkü hayatımızın gerçeği ihtiyacımız da var. Yani zaten konuşulduğunda o ihtiyacı bir şekilde pekiştiriyorsun iyi hissetme olma iyi olma haline ihtiyacımız var. Dolayısıyla aslında o oldu bitmiyor. Tam tersine süre gelen bir şey. Yani dolayısıyla onun da konuşulması, rahatlatılması bununla ilgili toplumun da böyle net örneklerle ya ben bir gün bir Şili'de şeye gittim abim. E, Pablo Neruda e, festivaline Şili'ye. Şiir festivali şimdi Şili'nin de böyle bütün o aşağı doğru uzanan bir memlekettir ya. Tamamı fay hattı. Neyse e, indik elimize böyle kağıtlar verdiler. Açtım böyle bir broşür. Diyor ki Şili'de deprem olur. Ve diyor günde ortalama 40 deprem olur. Ve diyor büyük ihtimalle yarısını hissedersiniz. Hı. Ve bunlar diyor işte 3 ila 7 e, arası 8 arası olabilir. E güzel geri binip gitmek gerekiyor. Yani direkt kafamda <laughs> Yani diyor ki, bin git. Ama şunu diyor deprem olursa sakın diyor binadan çıkmayın. E, asansörleri ve merdivenleri kullanmayın. Kullanmayın. Olduğunuz yerde diyor oturun. Hı. O binalar sizi koruyacaktır diyor. Of be. Yani ne güzel bir cümle dedim. Ya. da düstopik ya. Ne kadar rahat. düstopik geliyor bize yani. Yani inanabiliyor musunuz? Düstopik değil ya. Düstopik geliyor. Tabii. Yani dolayısıyla hikaye bu. Bizi, <laughs> ya bizi evet. yoksa yani binalar insanları öldürmüyor aslında. Kesinlikle. Evet. tabii. Onu, onu gördük ya. ya. Onu. Evet. Merhaba. Birini mi bekliyorsunuz? Borsada hisse sattım da paranın hesabıma geçmesini bekliyorum. İki gün bekleyip gideceğim ben. Burada iki gün beklemenize gerek yok ki. Nasıl yani? Burası BTC Türk Hisse. BTC Türk Hisse olunca ne oluyor? Hemen anlatayım. BTC Türk Hisse uygulamasını indiriyorsunuz. Hemen kullan özelliğiyle iki gün beklemeden paranız anında hesabınıza geliyor. Hemen Şaşırmayın fazlası var. 724 para transferi de yapabilirsiniz mesela. O da mı var? Oo, 724 canlı destek hizmeti de var. Talepleriniz için her an yanınızda. Burada neler varmış neler? Ee, burası BTC Türk ise. Hoş geldiniz. Peki hanımefendi ile ilgili e, çok sıkıcı röportajlarına ya yani o kadar olumlu ki e, mert gibi o da. Şimdi diyor ki hayatımda bir şeyi değiştirebilseydim eşimi daha erken tanımayı. Neden bu kötü? Yani geç tanıdım. Adamı geç tanıdım. Yani 36'ında tanıyacağımı 25'imde tanısaydım. Yani hayat benim için. Ve Alican'ı evet. evladını da 25 yaşındayken dünyaya getirmeyi isterdim, isterdim. Demiş uyuyakal. uyuyakal. <gülüyor> 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 yani. Doğru, öf, öf, hemen yeni yapalım. Yapalım. Evet. Peki. <laughs> şimdi siz e, bu Das Das'ta Josef K'yı 7 yıldır oynuyorsunuz. Evet. Nedir zorunuz? Yani ne oluyor? Hala seyircisi var. var. <laughs> seyircisi evet. Deli Bayramı'nı da oynuyorsunuz. Şimdi Didem'in oyunları. Paris'in Delileri. Bu canlı radyo tiyatrosu yapıyorsunuz. Evet. Yani ben, o. ben Ankara Radyosu çocuk saatindenim. 6 hmm. yaşından. Hmm. O böyle seneler sonra... <laughs> Ee, çok sevdiğim için radyo tiyatrosunu da öyle bizim ufak küçük sahnede Hı. insanlar böyle Paris'in delileri diye bir kitaptan altı tane öykü efekti radyo tiyatrosu konseptinde çok güzel tam olarak olmasa da istediğim gibi henüz yani bu radyo tiyatrosunda efektlerde her şey evet. ortaladır ya. Hani amacım öyle olması Yenisini yaparsın. Ya, yeni <laughs> Ay, dalga geçiyorum. Şey. Yaparım canım ne yapayım? <laughs> öyle, öyle bir şey yapıyorum onu da yapmak evet. peki, için. peki şimdi siz ikiniz de Dastasın ortağısınız. Evet. Ee, başka ortaklarınız var. da var. Ama hiç e, kar dağılımı dağılımı yapılmamış. <laughs> Evet. Ah, evet. Salak mısınız yoksa <laughs> yani hep işi büyütmek istiyorsunuz. Kar dağılımı yapmıyorsunuz. Evet. Işte. Biz de yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz. Evet. Değil mi? Ben de onu yapmıyoruz. soracaktım. <laughs> ben kendime de ki yani ben ortağım yok. Arkadaşlarımla beraber ortak gibiyim. Çalışma arkadaşlarımla beraber ama ben de kar dağılımı yapmıyorum. Yani bir bir şey almıyorum. Nedir bizim zorumuz? Bence zaten farklı değiliz yani. Üretim Değil, olarak de, şey olarak aynıyız yani. Değil yani bu niye yapmıyoruz? Bu nedir bu? Ya, acımızdan şey öleceğiz herhalde bir <laughs> bizi bir darılacağız gibi bir yere koyacaklar. <laughs> evet. Evet. bir önce. psikologla bir mali müşavir, finansçı böyle bir araya mı gelsin? Evet, hayır. Yani niye böyleyiz anlamıyorum yani. <gülüyor> böyle. <gülüyor> ama o ya, diğer biz... bir oyuna yatırım anlamında mı? Ben ben şey atabilir miyim? Lütfen. Belki hatırlarsınız bilmiyorum. Biz yıllar iki yıl oldu. Bana söyledim bunu giren. Yıllar önce biz bir program e, vasıtasıyla dastas anlaşacaktık Yani biz kendi talk show'umuzu Das yapacaktık. Bize yani muazzam imkanlar verildi. O zaman biz yüz yüze görüşememiştik ama işte günü verdiler, sahneyi verdiler, ekip veriyorlar, işte de, dekor veriyorlar. Bizde de bir terslik var. En son şeyi konuşacağız işte. Güçlendirmeyi konuşacağız. Dediler ki siz alın hani. Pazar günü biz çok iş yapmıyoruz. siz gelin satın biletinizi yine için gidin. O iş olmadı. Yani yapamadık. Çünkü de bir terslik var bu işte. Hani bu kadar... Yapma ya. Bu kadar erdek Yani dedik, biz de orada kadar. şunu düşünmüşüz. Sergen gelsin sahnesi <laughs> evet. yok. Gelsin burada bizim sahnemiz var. Evet. O da bundan faydalansın demişiz. Kesinlikle muazzam iyilikti yani. Muazzam iyilikti. Ama ona garip geldi. Yani. Yani. <laughs> Açık sahne öyle çünkü. Muazzam yani dedik. Yani. <laughs> burada bir terslik var dedik ya. Bu kadar iyilik olamaz dedik yani. Değil mi? Şaşırıyor. artık. Evet, evet. tabii evet. şaşırıyor insan, yani. Çok de. acayip. Evet, evet. Onlar öyle. Büyüklerimizden böyle gördük. Efendim. Aynen böyle <laughs> gördüğümüz Bizim için. büyüklerimiz değil canım siz öncesinizden <laughs> yani müthiş evet, müthiş. Evet, evet. Peki şimdi geçen programlarda e, nasıl bir 2024 olacak diye e, çok değerli ve sözüne güvenilir e, astrologlar ne kadar bütün astrolojiye ne kadar güvenilir bilmiyorum ama çoğunlukla doğru çıktı. Mesela bizim o e, daha önce o astrologları konuk etmiştik. Onların kuliste konuştuğumuz seçim sonuçları mesela gerçekleşti. Aa. Evet. Ve o zaman biz siyasi bir program olmadığımız için bir de siyasete astrolojiyi niye karıştıralım diye filan bunu programlarda dile getirmemiştik. Ama güvenilir hakikaten neymiş efendim işte gezegenlerin dizilimi ondan sonra e, yıldızlar mıldızlar filan falan bütün bunları haritaları çıkardıkları zaman bu çok değerli astrologların düşüncesi 2024'ün çok kötü geçecek bir sene olacağını düşünüyorlar tüm dünya için. Yani bizi güzel bir e, sene beklemiyor. Bunu ben de açık sözlü bir insan olarak size burada söylemek istiyorum. Sizin şahsen işleriniz çok iyi gidebilir ama dünya için güzel bir sene değil. Ama 2025'in ülkemiz için çok güzel olacağını topyekün yani ekonomi. Mesela şudur, o daha, daha çok korkuttu budur. mesela beni şu an. Hı? O da, o daha çok korkuttu beni mesela. Bu 2025 mi korkuttu? da çok iyi geçeceğini duymak mesela. Niye? Mesela 2024 kötü geçecek deyince insan şey demiyor mesela alışkolu düzen ya. Evet. Hani o kadar atıtırım. kötü geçecek ki 2024 2025'te her şeyin iyi olduğunu düşüneceğiz Evet. Bir 2025 anda. çok iyi geçecek. Allah çoluğa çocuğa zeval vermesin. Başımıza bir şey gelmesin. bunu diyorlar ki işte ekonomi, ekonomi falan filan diyorlar. Biraz daha sıkışıklık olacağız diyorlar. Şimdi tek tek size sormak istiyorum. Siz ne bekliyorsunuz 2024'te? Ya dünya böyle sürekli değişen bir sistem aslında. Ama şu, son yıllarda çok hızla değişiyor İşte yapay zeka giriyor insanların çalışmasına gerek kalmayacak ileride işte çipler çıkıyor biz yarı robot olacağız filan bütün bu değişimin içine biz çocuklar doğdu onlar çok daha hazır çok daha problemsiz bir şekilde bu sistemin içine alışabiliyorlar ama biz senin benim neslim biraz zorlanıyor yani bir değişen bir sürü güçlerin alt üst olduğu bir düzene doğru yeni bir düzen, düzene gidiyor, giriyor dünya ben bunu fark ediyorum görüyorum onu astrologların söylemesine de gerekiyor ayrıca ben hiç astrolog astrolojiyle pek ilgilenmiyorum doğum tarihlerime ayak benim uyku saat de belli değil falan o yüzden hiç baktırmıyorum bakmıyorum o kadar eskiden mi doğdun yani mesela gün bilinmiyor mesela kiraz mevsimiydi falan mı tabii tabii portakal mevsimi portakal mevsimi falan diyorlar ama portakal 3 ay Evet. Ay falan. Hatta evet. şimdi artık her se evet. sezon her anında var o anlamda onlar bilinmediği için astrolog bazen arkadaşlarla karşılaşıyoruz ya bakalım buluruz filan diyorlar zorla da buldurmuyorum Hı. yani o kadar da gerisini bilmek istemiyorum aslında ya yani ileriyi bilmek istemiyorum o kadar. Hanımefendiyim sizin. Doğum şeyiniz belli mi? Belli Saatiniz belli. Ben, belli. Ben hepsine böyle astrolojiye de bakarım ama ha. unuturum. Yani <laughs> öyle çok ilgili evet. değilim. Burçlarla da ilgili e, değilim. Peki bu nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Ben e, açıkçası daha her şeyin daha normal olmasını umut ediyorum. Böyle Hı. ani değişiklikler e, bizi yoran tüm Hı. bu kar kaosun birazcık daha dingin geçmesi daha beni mutlu edecek diye düşünüyorum. Feriz, evet. siz yeni yıla girecek misiniz? Gireceğim abi. E pek, evet. <laughs> yani çok umursamıyorum öyle şeyleri de. Evet. Genel Tahmin ettim. Bek belli oldu Yeni yıl mı? <laughs> yeni yıl Ay yani bir yeni 2024'de girecek misin? Gireceğim yani de hani öyle evet. pek evet. şey değil. Hani yeni yıl kutlayayım hadi doğum günü kutlayayım hmm. falan... öyle bir şeyin tarzım yok. Hmm. Ama şey gibi bir şey düşünüyorum yani hani o kadar kötü geçti ki bir iki yıl, son bir iki yıl. Hani 24'te hmm. artık daha ne olacak? Hmm. Onu da bekliyorum merakla. Daha ne olabilir? Daha ne olabilir ki? Daha <laughs> ne olabilir yani? Öyle demeyelim ya. Tabii tabii ben çok umutluyum ya Olmaz. yeni yıldan. Yani. Çok umutluyum ya. Yani. Kimde daha ne var görmediğimiz kötülükler değil mi? <laughs> Peki, e, Mert senin e, yılbaşı günü için bir planın var mı? Yoksa Dastas'a iki su sileceksin sabahtan, i̇ki, <gülüyor> sonra, <gülüyor> ondan sonra işte akşamında bilet <laughs> bir bilet keseceksin falan filan. Bir gidip bakarım bir şey oluyor, yerinde duruyor mu diye. Zoom'dan bağlanırsın. Tamam, burada duruyor. Yani, öyle öyle. Yani. <laughs> Vallahi biz ailecek böyle ailenin büyükleri evet sonra hatta işte Dilemler evet. falan sanki yani hiçbir Aynen. ne bir sapıklık var <laughs> ee, ne bir e, işte tek başına asansörde kaldığı zamana bakmak lazım <laughs> Hiç umursamaz biliyor musun? Kesin orada bir, bir, bir şey yapıyor. Kesin burnunu karıştırıyordur. <laughs> çok ciddi söylüyorum. Bir şey vardır yani orada bir şey olması lazım yani mutlaka bir şey orada var. Orada çıkaran. Ya bu aile, her şey çok düzgün, çok efendi. Maçlara yani. gidip böyle avrat küfür etmeli falan bir durum vardır belki böyle bir yok. hani o atmak için o pisliği. O da yok. Maç çek vakit mi var lütfen? Halı saha maçına gidiyor. Ve her şey de çok başarılı. Allah nazarlar şansı. Evet, <laughs> yani o kadar her şey yolunda. Mesela ben de de öyle değil. Onun imajı da öyle. yani. <laughs> tertemiz insan işte <laughs> senin gibi <laughs> değil Okan tabii ya Ya tertemiz insan mesela. Peki hangi hangi genç çocuk tertemiz bir insan Eskiden poster filan asarlardı ya odalarına filan çocuklar böyle rockçılar diye falan filan. Mesela bunun öyle bir şey ben oradan kaybeder sanıyordum. Fakat kızlar da aşık. Yani tertemiz insan olmaktan kaybeder efendi insan olmaktan kaybeder sanıyordum. Oradan da kaybetmedi. Yani yakışıklılık hayetler ortaya çıkmadığı müddetçe. Yani mülkecek. evet, Bilayet, <laughs> evet. Dolabı bir gün biri açacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Ee, Sergen senin nasıl bir planın var yeni yıl için ya da yıldan yeni yıldan ne? Ya beri? benim yeni yıldan e, bilmiyorum şeyi düşünüyorum mesela biz en çok yoran şeyleri tabii ki her şeyi değiştiremem. Her şeyi değiştiremeyiz ve eskisi gibi eskiden şey çok tatlı gelirdi ne istersin derdik ya dünya barışı. Hı -hı. Ha, en en olsun. onu söylemek güzeldi şimdi tabii çok şey geliyor artık yani dünya barışını söylemek çok sıradan geliyor. Ne beklentim olabilir benim yeni yıldan? E, herkes fikrini olduğu gibi söylemesin hmm. ve herkes de bir fikri olduğu gibi eleştirmesin derim herhalde bilmiyorum. Hmm. Çünkü o bizi çok yoruyor ya. Bir daha bir fikri konuşamadan onu eleştirilerini hmm. zaman acımak, onun için ayrımlar yani kesimlere ayrılmak falan. Bence o, ben onu derim ya. Yeni yıldan yeni yıl planım da yok bu arada. Hmm. Yeni yıl bir şey ya, yapmayacağım. Yok ben çok severim. Hani hep bir şey inanırım ha, ben. Aslında çok ilgim yok belki ama hani yeni yıla girmek psikolojik olarak şey yani hmm. başla, baştan başlamak. Hmm. Ben severim. Ha, belki benim de öyle çok adetlerim yoktur ama olsun isterim. Hmm. Yani hmm. öyle kapalı değilim yani. Olsun hmm. ama şu an yok. Sen yeni yıla girecek misin abi? Giriyorum. Nasıl? <laughs> Nasıl? Yine. Yeni yıla A aile, aile aile aileyle geçiyor. Bir şey evet. iş al iş almadım. Hı. Aileyle geçireceğim. Çocukların ikisi de artık ergen oldu. Kaç yaşlarındalar? Şimdi? 15 13. <laughs> müthiş. Vay, <laughs> bu müthiş. sene de bu sene de benim 20. yılım profesyonel hayatta. Ooo. Bir de 45 yaşına giriyorum 2024'te. Allah Artık sıkıntı ba çok sıkıntı basmaya baskın başladı yani. 45 daha 45 misin sen? 45. Ay. Ama 40. tam yani fark ettiğin yaşlar ya şimdi 40'tan sonrası hani başlıyor ağrılar bilmem neler falan ya. Hiç S öyle bir şey yok. yok. Sıkıntı yani sıkıntı. Nereden? Yani? Başlıyor. Yani şey ya. başlıyor. Korku, daha çok korku başlıyor. Abi. <laughs> korku başlıyor yani. Hani düşün senin yaşına gelince ne olacak yani? Onu düşünüyorum. Benim yaşıma <laughs> gelince çok zor Ben her gün kalp krizi geçiriyorum. Her gün... <laughs> yok ya, öyle, öyle 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 bir şey olmuyor. Çok fazla ağlamsın maşallah yani, yani. Hayır şeyde yani. kontrollere de gidiyorum vallahi. Ben bir... hiç gitmiyorum kontrollere. Çok iyi gitmek iyi oluyor. Ya yani gidiyorsun hani <laughs> kendimi çok hırpalıyorum, çok zarar veriyorum kendime nedir diyorsun durum <laughs> idare eder falan deyince oh be falan böyle. Ama sürekli. Ben ve yönetmenim Barış için gittiğimiz doktor sürekli bize şey diyor öleceksiniz öleceksiniz <laughs> yiyleriz, öleceksiniz. O doktor da ölecek, o ha? doktor da ölecek. Doktor çok ağır bir şey geçirdi, ameliyat geçirdi, biz çok heyecanlandık. <laughs> ya. yani, <laughs> yani öyle bir e, e, intikam ha 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 falan. Diye ya şurada böyle. bir eşitlik var ya bugün 18 olan belki yarın 70 olacak. Onun için o 40'sa bir gün 50 olacak 60 hmm. olacak. Herkesin aynı yoldan geçmesi gibi bir durum hmm. var ya o çok rahatlatıcı. Evet bir de ben arkadaşlarımın, çağdaşlarımın hep böyle yaş almalarından çok mutlu oluyorum. Çünkü onları izlediğim için e, yeni bir olgunluk seviyesiyle yeni bir yılda yeni bir şey daha e, rafine, daha iyi bir ürün vermesi. Mesela Bedük'te onu görüyorum. Onun hmm. müziğini takip ettiğim için. Mesela hep... E, daha yeni bir şey, daha iyi için e, çabalıyor. Bu müthiş bir şey ve bu masadaki herkes de çok mutluyum bugün bu masada olmaktan. Çünkü e, var olanı koruyarak yani aynı şarkıları söyleyip aynı şeyleri yaparak devam eden insanlarla beraber değildik bugün. Bu çok değerli. Yani sürekli riske giren yeni şeyler e, göze alan üretken insanlarla beraberdik. Hay çok duygusal evet, bir konu. Çok <laughs> ya. işte yaşla beraber o geliyor Evet, evet ağlamamak ağlamak Ağlamamak için de. programı <laughs> kapatalım diyorum. <laughs> pek. Hoşça kalın, görüşürüz. Sen mantıklı. ağlarken biz hepimiz gülüyoruz <Of be>. ya <gülüyor> BTC Türk uykusuzlar kulübünü sundu.